Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. EYT düzenlemesi geçtiğimiz hafta çıkmıştı bildiğiniz gibi ve aynı zamanda 696 ile kadroya geçen taşör içi zorunlu olarak emekli edilmeleri kaldırılmıştı. Ve maaş bekleyen EYT'liler avansa kaldı diye ulusal medyada bugün haber oldu arkadaşlar. Hem gazetelerde hem ulusal TV'lerde. O haberi sizlere sunacağız şimdi. Yoğun başvuru nedeniyle aylık bağlama işlemi geçirken binlerce EYT'li emekli aylığı yerine avans ödemesi yapılacak. Avans hakkı emekli aylığının 90 gün yani 3 ay gecikmesi durumunda doğacak. SGK önümüzdeki 3 ay boyunca emeklilik işlemlerini tamamlayamadığı yüz binlerce EYT'liye Temmuz ayından itibaren avans ödeyecek. Aylık bağlama işlemi Eylül ayına kadar tamamlanamayan EYT'liler Ekim ayında ikinci kez avans talep edebilecek. Sonraki 3 ayda da aylıklar bağlanamazsa bu sefer 2024 Ocak ayında üçüncü kez avans ödenecek diyor Arkadaşlar bu haber doğru çünkü 2 milyon 250 bin kişinin en az yarısının emeklilik dilekçesi verileceği konuşuluyor. Yani düşünün ki 1 milyon 200 bin kişinin e, SGK'dan bir kişi bir memur alıp bu 1 milyon 200 bin kişinin emeklilik dilekçesini emeklilik hesabını hesaplayacak ve sisteme yükleyecek. Yani böyle basit bir şey değil bu. O yüzden avansa geçebilirsiniz yani direkt maaş bağlanamayabilir yetişmeyebilir. Bunu söyleyelim dediğim gibi. Yani 81 il var. Bu kurumlarda SGK'nın normal işleyişi de var. Ekstradan emeklilik dilekçeleri de bir yanında yığılacak. O yüzden avans işleminden devam edebilirsiniz. En azından şöyle bir 3 ay 5 ay bilginiz olsun. SGK yetkilileri ilk etapta emeklilik hakkı kazanan 2 milyon 250 bin EYT'liden yaklaşık yarısının emeklilik dilekçesi vereceği, geri kalan yarısında çalışmaya devam edebileceği hesabını yapıyor. SGK kaynakları, kaynakların Mart'ta emeklilik başvurusu yapanların çok azına Nisan ayında emeklilik aile bağlanacağını, geriye kalan yüz binlerce EYT'linin 9 ay hatta 12 ay maaş beklemek zorunda kalacağını bildirdiler. Yürürlükte sigorta işlemi yönetmeliğinin 82. maddesine göre emeklilik dilekçesi verdiği ve aylık bağlamaya kazandığı halde 90 gün içinde aylığı ödenemeyen sigortaların yazılı dilekçeyle başvurarak avans talep etme hakkı doğuyor. İllerdeki alacaklarına mahsuben Ödenecek avans tutarı her 3 ay için net asgari ücretin 3 katını yani 25.518 lirayı geçemiyor. Ancak alt limit belirlenmediği için SGK dilerse 1000, 2000 ya da 3000 lira gibi çok küçük miktarlarda avans ödemesi de yapabilecek. Ödenen avans birikmiş emekli aylığını geçerse 4 eşit taksitle sonraki aylıklardan kesilecek. Bugüne kadar böylesine milyonlar aşan düzeyde talep yığılması olmadığı için işleri zamanda yetiştiren SGK'nın avans ödemek zorunda kalmadığı, bu nedenle avans ödemesinin gerçekleştireceği bir yazılım sistemi kurmadığı bildirildi. SGK'nın avans için yazılım sistemi kurmak zorunda kalacağını belirten kaynaklar, EYT yasasını çıkacağı geçen yılın yaz aylarından netleşmişti. O günden itibaren işlemleri yapacak personel sayısı artırılıp eğitimden geçirilebilirdi. Avans yazılımı tamamlanabilirdi. 9-10 ay boşa beklenildi dediler diyor haberde arkadaşlar. EYT'li arkadaşlara duyurulur ve sizler adına gelişmeleri vermeye devam edeceğiz.